Hepinize selamlar arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz Rihanna serisini bugün itibariyle tamamlamış bulunacağız. Hatırlarsanız bir önceki yani 4. partta Rihanna'nın Anti albümü döneminde yaşadığı birçok talihsizliği, başarılı single çalışmalarını ve albüm için çıktığı turneyi konuşmuştuk. Şimdi ise içinde bulunduğumuz 2016 dönemine geri ışınlanacağız. Videoya başlamadan önce eğer abur cuburlarınız ve kahveleriniz hazırsa videoyu başlatıyorum. Yayınladığı yeni albüm döneminde PR çalışmaları için çeşitli platformlarda yer alan Rihanna bu kez göğüsleri kabartan bir ödüle kavuşacaktı. Yıllardır MTV tarafından kariyeriyle kendini dünyaya duyurmuş ve pek çok büyük başarının altına imzasını atmış, artık bir nevi takdir etmek amacıyla verilen Michael Jackson Video Onur Ödülü 2016 yılında Rihanna'ya verilecekti. 2010'lu yıllarda bu ödülü ilk olarak Britney Spears'a veren MTV, süregelen yıllar içinde çeşitli büyük sanatçıları bu ödülle taçlandırmıştı. 2016 yılında ise bu ödülü hak eden kişi Rihanna olmuştu ve Rihanna gece için birbirinden güzel, son derece çalışma ve disiplin isteyen ve aynı zamanda kariyerinin kısa bir özeti olan performans serisi hazırlamıştı. Ve gecenin sonunda bu büyük performansın ardından Rihanna'ya ödülünü o dönemki flörtü Drake takdim etmişti. Michael Jackson Vanguard Award for 2016, Rihanna. O dönemlerde sosyal medyada konuşulan bir konuysa, ödülü verirken Drake'in Rihanna'yı öpmek istemesine rağmen Rihanna'nın olayı kurtaracak şekilde kaytarması sosyal medyada meme konusu olmuştu. Bu kadar başarılı ve göğüs kabartarak ilerlediği yeni albüm sürecinde Rihanna'yı ne yazık ki sevimsiz bir olay bekliyordu. Bu başarılı albüm ne yazık ki Grammy'den büyük bir vurgun yemeye hazırlanıyordu. 2017 Grammy ödüllerinde toplamda 6 adaylığı bulunan Anti albümü ne yazık ki geceden eli boş dönmüştü. Tüm endüstrinin, müzik eleştirmenlerinin ve genel dinleyicinin onayından geçmeyi başaran Anti albümü ne hikmetse Grammy komitesini yeterince tatmin etmemiş olacak ki albüm koskoca 6 adaylığı olmasına rağmen eli boş dönmüştü. Bu ise bir müzisyenin tüm heyecanını ve ortaya koyduğu emeğin taşıdığı anlamları yitirmesine sebep olabilecek kadar talihsiz bir olaydı ne yazık ki. Rihanna bu albüm dönemini devam ettirirken bir yandan da farklı isimlerle işbirliği yapmaya devam ediyordu. 2016 yılında Star Trek Soundtrack albümü için sözleri CIA'ya ait olan bir şarkı yayınlamıştı ve bu şarkı için son derece futuristik bir video çekmişti. ...26 Mart 2016'da Taylor Swift'le Kanye West'in arasında geçen olayların tekrar alevlendiği ve oldukça sansasyonel bir videoya sahip olan Famous'a vokalleriyle eşlik etmişti. I don't blame you much for wanting to be free. 29 Nisan 2016'da ise sözlerini Taylor Swift'in yazdığı ve DJ Calvin Harris'in prodüktörlüğünü yaptığı, Amerika'daki en büyük ikinci başarısını elde ettiği This Is What You Came For yayınlandı. Şarkı Billboard Hot 100'da 3 numara, YouTube'da ise 2.4 milyar izlenme gibi büyük başarılara sahip. 20 Haziran 2017'de ise en başarılı rapperlardan biri olan Kendrick Lamar'ın Damn albümüne konuk olan Rihanna, Loyalty ile Amerika'da yeni bir Top 15 şarkısı elde etmişti. Şarkının videosu ise son zamanların en büyük yönetmenlerinden Dev Meyers tarafından çekildi. Loyalty, loyalty, loyalty. Gelelim 16 Haziran 2017'deki benim tüm zamanlar arasındaki favorilerimin arasına girebilen Wild Toss'a. 2017 hatta 2018 yazını da ele geçiren Santana'nın 99 çıkışlı Maria Maria şarkısının sample üzerine kurulan Wild Toss bütün genel dinleyici tarafından çok sevilmişti. Ki şunu da söylemeliyim ki şarkı benim tüm zamanlardaki favorilerim arasına giren inanılmaz iyi bir şarkı. Wild Toss Hot 100'da 2 numaraya kadar yükselmiş. Her ne kadar birinci olabilecekken o zaman bütün dünyayı etkisi altına alan Despacito zirvede olduğu için bir türlü zirveye çıkamamıştı. Ki şarkının videosu da en iyi Rihanna videoları arasına girebilecek bir video. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts.
2017 yılının sonlarına geldiğimizde ise Rihanna, Pharrell Williamson grubu Nerd'ün 5. stüdyo albümüne konuk olmuştu. Çıkış single'ı Lemon'da rap yapan Rihanna bu yönüyle ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermişti. Ki şarkı benim de en keyif aldığım Rihanna işbirliklerinden birisi oldu. Wait a minute. 27 Mart 2020'de ise Rihanna'nın müzikal anlamda Party Next Door ile birlikte işbirliği yaptığı Believe It bir nebze de olsa Rihanna hayranları için umut ışığı olmuştu. Ancak içinde bulunduğumuz 2021'in Nisan ayında hala Rihanna'dan yeni bir single ya da albüm gelmiş değil. Believe it. 2017 yılında Valerian isimli bir filmdeki rolüyle büyük bir beğeni toplamış ve 2018 yılında Oceans serisinin kadınlardan oluşan kadrosu ile tekrar yorumlandığı Oceans 8 filminde bir yazılımcı rolüyle başrolde yer almıştı. Rihanna, she owns. She's the queen. Rihanna'nın yavaş yavaş müziğin dışına çıkmaya başladığı bu noktalarda iş kadını kimliğine geçmeden önce memleketi olan Barbados'a uğramamız gerekiyor. Çünkü ülkesinin tanıtım büyükelçisi olan Rihanna için Barbados'ta bir cadde, müze ve Rihanna günü bile bulunuyor. Ayrıca Rihanna'nın tanıtım büyükelçiliği kapsamında diplomatik haklara sahip olduğu için ülkeler arası giriş çıkışlarının vizesiz ve özel izinli olduğunu da belirtmek isterim. Rihanna'nın yayınladığı son albümü olan Enta için yeteri kadar promosyon çalışması yapmamasının sebeplerinden biri olarak son yıllarda odaklandığı ve günümüzde hepimizin kanayan yarası olan moda ve kozmetik dünyasındaki ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Kozmetik dünyasında çığır açan Fenty Beauty markası 8 Eylül 2017'de her cilt tonu ve her cilt tipi misyonuyla piyasaya sürüldü. Dünya üzerinde renk skalası en geniş kozmetik markası olarak piyasaya giren Rihanna büyük bir açığı fark etmesinin meyvelerini çok hızlı toplamaya başlamıştı. Marka bir ay içerisinde 72 milyon dolar marka değerine ulaşmış, bir sene içerisinde ise 500 milyon dolar marka değerine ulaşmayı başarmıştı. Bu başarının hızı ile birlikte Rihanna bir başka alanda yakaladığı açığı fark edip her beden tipini kutlayan, herkesi kapsayan ve bir iç çamaşırı markası olan Savage X Fenty'yi 2018 yılında piyasaya sundu. Marka geniş beden aralığı, her cilt tonuna uygun iç çamaşırı seçenekleriyle büyük bir olay yaratmıştı. Savage X Fenty'nin marka değeri 1 milyar doları bulmuşken Rihanna bunun hakkını veren bir tanesi standart bir defile olmakla birlikte toplamında 2 defile gerçekleştirdi. Diğer 2 defilede inanılmaz prodüksiyonlu, konuk sanatçıların olduğu muhteşem bir dans gösterisiyle son noktayı koyan ve Amazon platformunda yayınlanan mini belgeseller bir moda galasından çok daha fazlasıydı. ...2019 yılına geldiğimizde Forbes'un her sene yayınladığı en zenginler listesinin zirvesinde 2019'da muhasebecisi tarafından dolandırılan ve 2 milyon doları kalan aynı zamanda bilinen son mal varlığı 600 milyon dolar olan Rihanna vardı. Bu başarı her zaman yılın en iyi giyinen ismi seçilen Rihanna'yı kendi moda imparatorluğunu kurmaya itti ve ünlü markaları çatısı altında barındıran LVMH ile anlaşmasını sağladı. Fenty markası LVMH'in baş tasarımcısı siyahi olan ilk moda eviydi. Marka direkt olarak Rihanna'nın tarzını yansıtıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde pandemi dolayısıyla satışları durdurulup askıya alındı. Fakat marka pandemi sonrasında ise tekrar satışlara başlayacağını açıklamıştı. Rihanna pandemiye rağmen boş durmayarak Fenty Beauty'nin kardeş markası olan cilt markası olan Fenty Skin'i kitlelerle buluşturmuştu. Rihanna'nın büyük annesi için kurduğu vakıf olan Clara Lionel Vakfı özellikle son dönemlerde ve her sene Eylül ayında gerçekleştirdiği Diamond Ball ile kanserden Afrika'daki çocukların eğitimine AIDS ile mücadele kapsamında yaptığı yatırımlardan içinde bulunduğumuz sağlık problemleri ve pandemi süreciyle mücadele için bağışladığı yardımlara kadar birçok konuda insanların takdirini toplamayı başarıyordu. Rihanna bu yardımları sayesinde 2018 yılında Harvard tarafından yılın yardımseveri ödülüne layık görülmüştü. Şubat 2020'de NAACP tarafından başkanlık ödülüne layık görüldü ve ödülünü alırken yaptığı konuşma ise oldukça büyük bir yankı uyandırmıştı. Rihanna 5 yıldır hiçbir şekilde müzik yayınlamamasına rağmen o kadar büyük bir kariyeri ve hala kırılamayan o kadar çok rekoru var ki bunları sıralamanın bizler için faydalı olacağını düşünüyorum. 54 milyondan fazla albüm satışına sahip ve 210 milyondan fazla single satışına sahip olarak dünyanın en fazla dijital satışına sahip olan kadın sanatçısıdır. Aynı zamanda Billboard 100 listesinde 14 şarkıyla bir numaraya ulaşan tarihteki en genç kadın. Bütün ayrımcılıklara ve kayırmalara rağmen 9 tane Grammy ödülüne sahip.
2 adet MTV Video Müzik Ödülleri, Yılın Videosu Ödülü, aynı zamanda genç yaşına rağmen büyük başarılar elde etmesi sebebiyle bir onur ödülüne sahip. ...14 adet Billboard ödülü var. Ve 12 adet de Amerikan Müzik Ödülü var. Bu yıl içinde bir şekilde yayınlanması beklenen yeni albümüne dair duyduğumuz dedikoduları da sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle Rihanna'dan gelen resmi açıklamalardan biri reggae albümü olacağıydı. Daha sonra albümün tamamen reggae değil, reggae'nin sadece ana altyapı şeklinde bazı şarkılara yedireceği söylentileri gelmişti. En yüksek ihtimal ise Rihanna'nın 2 albüm yayınlayacağı konuşuluyor. Ya da 2 CD'den oluşan farklı 2 konsepte sahip bir albüm. Bunun dışında yine birden fazla kez albümünü çöpe attı, içine sinmediği gibi söylentiler de mevcut. Tüm bu albüm çalışmalarının dışında ise Rihanna'nın son 4 senesinin kayıt altına alındığı ve muhtemelen 9. stüdyo albümüyle aynı zamanlarda Amazon üzerinden bir belgesel serisi yayınlanacağı hemen hemen kesinlik kazanmak üzere. Bu genç kadının 33 yaşında böyle bir kariyer oluşturup her anlamda birçok insanı etkilemesi ve Amerikalı olmadan da bir Amerikalı kadar krediye sahip olup tüm dünya insanları, toplumları ve azınlıkları için bir ses olmaya çalışan ve sahteliklerle dolu bu endüstrinin hala en gerçek ve en samimi isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Rihanna yeni müziğiyle bizleri adeta heyecanla bekletmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, sonunda Rihanna video serimizi bitirmiş durumdayız. Diğer pek çok video serisinde olduğu gibi bu video serisinde de bana eşlik ettiğiniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü bu video serisinde içerik konusunda bana en büyük desteği sunan değerli dostum Murat'a ediyorum. O olmasaydı bu kadar ince detaylara kadar ulaşabilir miydim bilmiyorum. İlerisi için çok fazla fikirlerim var. Umarım bir şekilde hepsini hayata geçirebilirim ve sizlerle buluşturabilirim. Eğer video serisini beğendiyseniz lütfen beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda ve video serilerimizde görüşünceye dek hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.